Ezgi Sertel'le Lezzetin Haritasından hepinize merhaba. Lezzetin Haritasında bugün mavi ile yeşilin buluştuğu, tatil deyince, deniz, kum, güneş deyince akla gelen ilk tatil yörelerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesindeyiz. Yüzyıllar önce ilk adı Işıklar Ülkesi olan Fethiye'nin doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini tanımaya hazır mısınız? O halde ne duruyoruz? Lezzetin Haritası Fethiye'nin güzellikleriyle başlıyor. Fethiye'de yufkasını kendi açan, gözlemesini kendi yapan Ezgi. Fethiye'deki kahvaltı sofrası o kadar zengin ki hepsinden biraz biraz alsanız, tadına biraz biraz baksanız afiyetle doyarsınız. Karşılıklı işaretleşiriz. Ha. Sese işaretleştin. Görünce ne yaptın? Görünce sorma gari ya. Çok tatlısın. Of. Alevleri seviyorum. Aygın usta harikasın. Ben de denesem mi? Biraz eğrilik var ama olur o kadar. Doğal bu canım, el yapımı bu. Benim. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım ablam, gözleme yapıyorsun. Evet, gözleme. Çalış plajındayız Fethiye'de. 7.30-8 gibi gözlemeler hazır. Evet. Plajda gezerken mis mis gözleme kokuları gelir burnunuza. Biz de buraya kahvaltıya geldik. Önce bir gözlemeci ablalarıma uğramak istedim. Kolay gelsin aşkım. Sağ ol, sen bazlama mı yapıyorsun? Ben bazlama yapıyorum. Tereyağlı bazlamalar, pofidik pofidik. Ay çok güzel. Köy tereyağıyla servis ediyorlar. Sıcak sıcak. Gözlemeler, neli gözlemeler var? O otlu mu? Bu otlu. İçinde neler var ablam? Pazı, pırasa, maydanoz, dereotu, ıspanak. Dereotu. Ispanak. Buna biraz kaşar da atarsak olur. Evet, kaşar atıyoruz. Lor, peynir. Arzuya göre yapıyoruz. Arzuya göre. İsteğe göre da katıyorlar. İsteğe göre. Patates, kaşar, kıyma. Hepsini koyuyoruz. Hepsi güzel olur. İsteğe göre. İsteğe göre. Evet. Canımsın sen benim ya. Patatese bakar mısınız? Patatesi kaşarlı da yapalım, olur mu? Evet. Kaşar peynirli patatesi çok severim ben. Çok güzel olur karışık. Çok lezzetli olur. Yanına sıcacık çayla birlikte. Fiyatları ne kadar? Otlu peynirli 5. Sade patatesli 5. Lorlu 5. Karışıklar 7,5. Kaşarlı 7,5, kıymalı 10. 10. Malzemeye göre değişiyor. Evet, malzemeye göre değişiyor. O kıymanın içerisinde neler var ablacığım? Soğan, kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz, kıyma kavuruyoruz. Kavuruyorsunuz. Önce kıymayı kavuruyoruz. Sonra üstüne biberini karıştırıyoruz. En sonra maydanozunu koyuyoruz, karıştırıyoruz. Ne eti bu? Dana eti mi? Evet. Dana eti. Güzel. Ay çok güzel. Onları hazırlayalım. Sonra saçta güzelce pişirelim. Sonra ben kahvaltı sofrasına gideceğim. Evet. Soframda neler olacak çok merak ediyorum. Kahvaltıyla güne başlamayı hep seviyorum. Hep söylüyorum zaten bunu. Fethiye'de kahvaltıda neler yiyorlar? Gözlemeden başka neler var? Sıcacık çayımın yanında neleri katık edeceğim? Onları görelim. Ben pişiririm. Sen aç, ben pişireyim. Thank you.
Fethiye'de yufkasını kendi açan, gözlemesini kendi yapan Ezgi. Çalış plajındayız. Çalış mevkiinde bulunuyor ve Fethiye'den 5 dakika mesafede. Çok güzel bir yer. Zaten insanlar denize giriyorlar, güneşleniyorlar. Daha tatilleri bitmedi. Çok keyifliler. Burada özellikle sabah erken saatlerde gelip kahvaltınızı da yapabiliyorsunuz. Bana da deniz kenarında, kumsalın üzerinde çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Soframda neler yok ki? Yumurtam var. Sahanda yumurta bol tereyağıyla hazırlanmış. Sonra lor peynirli gözlemem var, otlu gözlemem var. Süt kaymağım var, peynirim, kayısım, bademim, üzümüm, cevizim var, kuru meyveler. Fethiye'de özellikle çok seviliyor ve her sofrada mutlaka bulunuyor. Sonra höşmerim var, karpuzum var, meyvem de eksik değil. Pofidik pofidik hazırlamış olduğumuz bazlamamız var. Haşlanmış patatesim ve haşlanmış yumurtam var ki pul biberle, maydanozla güzelce süslemişler. Domatesim, salatalığım var, reçellerim var. Çilek reçelim var, böğürtlen reçelim, ahududu reçelim, bir de vişne reçelim var. Bu tarafa geçiyorum, pekmezim var, tahinim var, tereyağım var, patates salatam var, tulum peyniri var. Burada deri peyniri olarak daha çok biliniyor. Tulum peyniri değil de deri peynirini kullanıyorlar. Kızartmam var, sonra kayısı reçelim var, zeytinin peynirim var. Say say bitiremiyorsunuz. Bir de en güzeli açık bir çayım var. Ben öncelikle bazlamanın ortasına tereyağımı koyacağım. O tereyağı o sıcak bazlamada biraz böyle yayılsın istiyorum. Otlu gözlemem. İçerisine lor peynir de ilave ettik. Höşmerimi de lordan yapmışlar. Bir de süt kaymağıyla hazırlamışlar. Balıkesir'in, Çanakkale'nin höşmeriminden çok farklı. Çok farklı görünüyor zaten. Onun da tadına mutlaka ve mutlaka bakacağım. Lor peynirli ve kaşar peynirli. Karışık gözlemem. Lor peyniri Fethiye'de çok seviliyor ve çok tüketiliyor. Bu masamdaki lezzetlerin %90'ı Fethiye'de yetişen lezzetler. Peynirlerini de kendi yapıyorlar. Mesela tahinlerini de kendileri hazırlıyorlar. Susamın birçok işlemden geçirilerek sıvı bir kıvam alması tahin. Çok da besleyici. Pekmezlerini de kendileri yapıyorlar. Çok sağlıklı bir sofra, kahvaltı sofrası. Ne yesem şaşırdım. Az önce tereyağı sürmüştüm bazlamama. Bal o kadar keskin ki insanın genzini yakıyor. Çok doğal, muhteşem bir bal. Fethiye'deki kahvaltı sofrası o kadar zengin ki hepsinden biraz biraz alsanız, tadına biraz biraz baksanız afiyetle doyarsınız. Dalga sesi, rüzgarın sesi insanı o kadar güzel dinlendiriyor ki. Bu güzel ortamda bu güzel kahvaltıma devam ediyorum. Sonra bakalım Fethiye'de bizi neler bekliyor? Bakalım Fethiye'de sizi neler bekliyor? Birlikte görelim. Thank you.
yaşayan yörüklerimizin kültürlerini ve lezzetlerini görmek istiyorum. Çadıra geldik, Yörük Çadırı'na. Bakalım bize için neler yapacaklar. Hadi gelin birlikte görelim. Ay çok tatlısınız. Ay çok sevdim ben burayı. Sağ olun, Allah razı olsun. Canım benim, adın ne senin? Ümüsün. Ümüsün. Ümmü Gülsüm yazılır. Ümüsün de evri köylü herkes. Canımsın benim, çok tatlısınız maşallah. Ne yapıyorsunuz şu anda? Ben buzağcığımı ip örüyorum. Buzağcığımı örükleyeceğim. Ay maşallah. Onu da kendin yapıyorsun bak. Tabii yani onu ne parayı nerede bulacaksın da alacaksın satın. Bu zaten koyunlarımın yünü. Bunu eğirdim, büktüm, böyle ip örüyorum işte. Bununla buzağımı örükleyeceğim. Sığırımın ipini ördüm. Sığırın ipi de eskidi, yenileceğim hem de. Yere çayıra çakacak gazını yaptım. İpi de ördüm. Oradan sığırımın ayağına takacağım. Sığırı çayıra öyle uzun örükleyeceğim. Gün boyu akşama kadar sığırcığım çayırda yayılıp karnını doyuracak. Çok tatlısın sen. İplerimi ördüm. Buzağcığım, sığırcığım. Evet. Yörüklere yürüyen Türkler denilir. Moğolistan işgalinde oradaki Türkler burada Anadolu'nun değişik yerlerine yayılmışlar. Çadırlarıyla birlikte Toros Dağları'nda falan da var ama tabii ki sayıları çok fazla azaldı. Çok kıymetlisiniz bizim için. Gerçekten öyle. Çadırları nerede? Evleri orada. Hayvancılık çok çok önemli ki ablacığım çok güzel anlattı. Hayvanlar çok değerli, çok kıymetli. Özellikle ak keçi, kara keçi. Vakit geldi yayla göçü derler. Onu da nereden anlarlar? Baharda hayvanlar, inekler dağa doğru, yaylaya doğru möhlemeye başlarlarmış. O zaman derlermiş ki artık hayvanlarımız yaylayı istiyor. Yaylaya giderlermiş. Yaylaya gittiğiniz zaman da yörük şenlikleri yapar mısınız? Yaylaya daha giderken yollarda, göç yollarında, hanlarda konakladığımız zamanları orada zaten hanlarda bir köyden değil başka köylerden de o gün göç yoluna çıkanlar vardır. Onlarla beraber hamda geceleriz. Gençlerimiz, mugallitlerimiz akşam tekerlemeler söyler, anladır. Gençlerimiz bağlamasını çalar, çalgısını çalar, türküsünü çığırır. Ocağın karşısında oynarlar. Oğlanlar, kızlar birbirlerini tanır. Böyle böyle köyler arasında da bir diyalog olur göç yollarında hep. Kısmetini bulanlar da oluyor yani. Sen nasıl buldun kısmetini? Ben de yine geçi güderken Yörk başka bir arkadaşım vardı. Onunla tanıştık. Karşıdan karşıya korka bak öttürüke onunla işaretleştik. Sonra tanıştık. Nasıl işaret o öyle? Onunla şimdi koyun geçi giderken karşıdan karşıya korkkabağımız var. Bu korkkabağı göç yollarında mal güderken, koyun geçi güderken dağda koyunun geçini dağılmasın diye de öttürürsün. Çalgı gibi diye de öttürürsün. Bu korkkabak çalgılarımızın atası. Ondan sonra benim çaldığım korkkabağın sesi karşıdaki dağlarda duyulur. Böyle... Ben de ona çaların çeşit çeşit karşılıklı işaretleşiriz. Sese işaretleştin. Tabii. Görünce ne yaptın? Görünce sorma gariya. Ay çok tatlısın. Ay bir tanem onu sormadı. Ay çok güzel. Onu galan sorma yani. Hindi. Canımsın. Teknolojiyle işleri yok. Hala eskisi gibi yaşıyorlar. Harikalar da gerçekten. Çok da mutlular, çok da huzurlular. Evlatlar da var. Var. Onlar da bu kültürü yaşatıyor mu? Yaşatıyorlar. Vallahi. Var, var. Evlatlar da var. Çoluk çocuk da mala maşakata bakıyoruz, ekiyoruz, dikiyoruz, yaşayıp gidiyoruz işte. Canım benim. Gözel anne, senin adın ne? Benim adım Hasibe. Hasibe anneciğim, sen ne yapıyorsun kınalı ellerinle? Çuvalımız, hep torbalar. Hepsini yapıyorsun. Şu torbalarımızı boyap. Ay boyuyorsunuz ipleri. Bu beyazını eğiriyoruz. Renklere boyap böyle torbalar yapıyoruz. Çuvallar, yazgı, kilimler. Güzel. Bir de fermuar yapmışlar. Ay maşallah anneciğim ya. Kolay gelsin sana da. Kıyafetleriniz de çok güzel. Annelerimiz hep
biz bunları işte... Yaylılarda falan şimdi gene giyiyor musunuz? Çok eski nedeler giyiyor. Çok eski. Hindikler giymiyor. Hindikler yok. Ha. Çok tatlı konuşuyorsunuz evet. Bir de. Maşallah size. Evet. Maşallah subhanallah gerçekten öyle. Geleyim mi yanına aşkım? Gel. Bir de benim yanıma gel diyor. Hadi gidelim. Çok güzelsin. Teyzeciğim adın ne senin? Adım Özen. Özen. Evet. Testi yapıyorsun. Testi yapıyoruz. Ne kumu kullanıyorsunuz testide? Her topraktan olmuyor. Olmuyor. Hı. Özel bunun kumu var. Hı. Özel toprağı var. Bizim köydedir o da başka yerde olmaz. Sizin köy neresi? Esenköy. Esenköy. Selam olsun. Yayla Esenköy. Yaylada. Sende var mı hayvancılık? Var. Var. Aynı zamanda testlerini de yapıyorsun. Tabii. Değil mi? Bir testi yapmak ne kadar zamanlı oluyor? Yarım saat, bir saat. O kadar kısa zamanda. Destesine göre. Değişiyor. Ha, küçük yaparsan az alır. Büyük yaparsan çok alır zamanı. Sen testi yapmayı biliyorsun. Peki senin köyde her kadın bilir mi testi yapmayı? Çok nadir. Çok bitti, nadir. Bitti, bitti. Senin evlatlar biliyor mu? Yok. 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 Göz bebeğimiz bizim. Ben de denesem mi? Biraz eğrilik var ama olur o kadar. Doğal bu canım. El yapımı bu. Fabrikasyon değil ki canım. Makine mi bu? Makine evet, mi bu? El yapımı bu. Ay olur çok da. Güzel. Kolay gelsin sana. Tamam. Sen yapmaya devam et değil mi? Tamam. Orada abim çarık yapıyor. Oradakiler de ne yapıyorsunuz? Kolan dokuyorlar. Kolan ne? Nasıl dokuyorlar? Ellerimi yıkayacağım. Sohbete devam edeceğiz. Kolay gelsin. Canlarım kolay gelsin. Canım kardeşim. Çarık mı yapıyorsun sen? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adın nedir? Tanışalım. Adım Tunahan. Tunahan. Kaç yaşındasın Tunahan? Küçüksün benden. Geceleri saymasan 18 yaşındayım. Canımsın benim sen. Çok güzel çarıkların bu arada. Çok güzel de bağlamışsın, dolamışsın. Ne derisinden yapıyorsunuz? Sağ olasın öncelikle. Bu camız derisi oluyor. Mandayı camız diyorsun. Hiya. Hiya. Ay çok güzelsin. Canım kardeşim bir çarığı ne kadar zamanda yapıyorsun? Bir günde bitiyor mu? Bir çarığı 7 günde. 1.6'da 10 günde anca yapıyorum. Biter mi, evet, değil mi? Evet. Her yeri has deriden yapılıyor aynen değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Serin tutar. Serin tutar. Yazları özellikle. Evet. Ama yokluk zamanlarında tabii yün çorapla birlikte kışın da giyerlermiş. Tabii bunu zaten o zamanın şartlarında bulan kişilerimiz, atalarımız günübirlik çarıklara geçi derisinden, koyun derisinden yaptığı çarıklar. Akşama tabii duz oluyor, altı dağılıyor, deliniyor. O zaman tabii ki yokluk içerisinde ne yapsın vatandaş? Yani işte bugün şartlarını bulan kişiler bu köyün ağası anlamına gelir. Önceden öyleymiş ya evinin önünde atı olan demek zengin demekmiş. Aynen. Değil aynen, mi? Evet, evet. O zamanlarda evet. Da çarık ayağında varsa zengin adam ağa anlamına geliyor. Aynen. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza ay, sağlık. Kasketin de pek havalı yani. Teşekkür ederiz. Ay çok tatlılar ya. Hepsi mi cana yakın olur? Hepsi de çok cana yakın. Siz ne arıyorsunuz orada? Kolan arıyoruz kolan. Anam. Kolan ne amcam? Kolan amcam eskiden çocuklarımız bunlara sırtına keçe kollardı, sarınırlardı. Şimdi naylonlar çıkınca kimisi göbeğinde gezdiriyor, kimisi sürüp gidiyor. Esas doğalı budur. Budur. Çok da sağlıklıdır. Ben ilk köylerde gördüğüm zaman demiştim ki o çocuğun beli falan çıkar mı? Hani düşer mi arkadan? Hayır dediler. En sağlıklısı budur. Denge. Biz de böyle büyüdük. Dengede çünkü. Ben bey amcamdan türkü istiyorum. Sonra da yörüklerimizin adetleriyle, güzel gelenekleriyle devam edelim. Damar dene dolaştım. Ot kazmaya bulaştım. Meramım ot mot değil aman. Fatma ile anlaştım. Hayda güzelim kendim alım sandım ben. Hayda sevdiğim sizlere de yandım ben. Yaylaların ayranı, yarın da kurban bayramı aman, aman aman amanım. Hayda güzelim kendim alım sandım ben. Hayda sevdiğim Star TV'ye yandım ben. Çok tatlısın abim. Vallahi çok güzelsin. Ay! Eksik olmayayım. Güzelliklerle devam edelim.
yapacağız şimdi. Yörükler ne eti severler? Kavurmayı nasıl yaparlar? Muzaffer Ustam'dan öğreneceğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler? Bizler de iyiyiz. Yörükler ne eti severler? Dana eti ve kuzu eti. Burada kuzu eti kullanacağız. Kavurmada kuzu eti kullanıyorlar. Evet, kavurmada kuzunun neresinden yapıyorlar? Kuzuyu buttan kullanacağız. Löpet kısmından. Güzel. Çıkartıyoruz. Kavurmada buradan. Diğer malzemelerimiz nelerdir? Soğan, charleston biber ve kapya biber ve kuyruk yağı kullanıyoruz. Tuz, karabiber ve kekik kullanacağız. Bu buradan. Nedir? O kimyon. Çok az bir şeyde kimyon kullanıyoruz. Çok az. Bir de evet. Zeytinyağımız var. Evet. Zeytinyağı. Zeytinyağında önce kuyruk yağını marine ediyoruz. Ondan sonra et ekliyoruz. Ondan sonra diğer kimyon malzemeleri. O zaman etlerimizi doğrayalım. Zeytinyağında bir gün dinlenmiş olan etlerimizle devam edelim. Etimiz geldi. Hı. Parlak, taze etimiz. Hakiki zeytinyağında bir gün bekletilmiş. Evet. Güzel. Onlar kalabilir. Çünkü taze etten olmuyor. Önce az bir zeytinyağı. Kuyruk yağımız Ondan da sonra var kuyruk çünkü. Yağımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra biraz marine olduktan sonra doğranmış olan kuşbaşı etlerimizi, kuşbaşından büyük, onları ilave ediyoruz. Harika. Kuyruk yağımızı zeytinyağında ocağın üzerinde güzelce kavuralım. Sonra marine edilmiş etimizi sacın üzerine ilave edelim. Etimizi ilave ettikten sonra ne kadar kavuracağız? Mühürleme sistemi yapacağız. Ocağın şeyine göre 2-3 dakika falan yeterli. Rengi değilse yetiyor. Evet, tamamen aynen. Mühürleme sistemi. O arada ben biberleri doğrayayım mı? Evet, olabilir. Charleston'u. Ben başka bıçak alayım çünkü uzmanlar ne diyorlar? Eti doğradığınız bıçakla ya da tahtayla sebzelerinizi doğramayın diyorlar. Biz de dinleyelim. Değil evet. mi? İşte bıçak. Muzaffer Ustam etimizi pişiriyor, mühürlüyor. Ben de sebzeleri hazırlıyorum. Soğanı nasıl doğrayacağız? Soğanı da aynı büyüklükte. Aynı büyüklükte, hay hay. Evet. Evet. Atayım mı? Şimdi olabilir, evet. Kıvamına geldi artık. Et suyunu bıraktığı zaman etin rengi biraz değiştiği zaman sebzelerimizi, biberlerimizi ve soğanlarımızı ilave ediyoruz. Evet, daha sonra baharatlarını ilave evet. edeceğiz birazdan. Siz bana söyleyin, şu acı biberden de atalım mı? Evet, acı biberden. Çok güzel olur, onu acı acı, yana yana. Onu genelde tercih ediyoruz, yani güzel acı biberden. Güzel olur, şöyle yemeğin içine. Ne kadar doğrarsanız acısı o kadar çıkar. Evet. Burada da genelde acılı tercih ediyorlar. Seviyorlar mı? Peki evet, tabii acı ki. Sever mi? Sever. Yörükler? Severler. Seviyor. Yani onlar genelde acıyı falan Ama ben abartsam onu mesela. Ediyor. Kullanmadığımız sadece baharatımız kaldı. Tuzumuz, karabiberimiz, bir de kekiğimiz var. Harika. O zaman bir 3-5 dakika kadar daha kavuralım. Sonra şahane bir sofra hazırlayalım. O sofrada kavurma nasıl olmuş? Ben sizler için tadına bakayım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Muzaffer Ustam, çadırımız çok güzel, yörük çadırı. Evet. Yemeğimi bunda yesem olur mu? İçeride hazırlayabilir miyiz? Tabii ki genelde burası tercih ediliyor. Değil mi? Evet, otantik. Aynen. Evet, daha yöresel romantik. Lezzetler, yöresel evet. mekanlarda. Thank you.
kavurması hazırladık ve Yörük Çadırı'nda çok güzel bir yer sofrası hazırladılar. Otağ Bey Çadırı'ymış, ana çadırmış. 64 metrekare, yaklaşık 64-65 kişiyi alabilen büyük bir çadır. Çok da güzel. Her yeri rengarenk, el dokuması kilimlerle dolu. Tavanına bayıldım, muhteşem görünüyor. Rengi seviyorlar. Canlı kişilikli insanlar çünkü. Ve Yörüklerin has lezzetleri var şu an soframda. Yörük kavurması sacla birlikte geldi. Çok da güzel görünüyor. Hem zeytinyağı kullandık hem de tereyağı kullandık. Kuzu etini doğradık. Biberlerle, soğanla, baharatla lezzetlendirdik. Yazdan hazırladıkları kuru patlıcan yemeğim var. Yazın ince ince doğrayıp kurutuyorlarmış. Kışın da fasulyeyle birlikte bolca tüketiyorlar. Çok seviyorlar. Burada ekmek tatlısı var. Tutmaç tatlısı da deniliyor. Cevizle ve şekerle hazırlanıyor. Salatam var. Tarhana çorbam var. Pilavım var. Bir de süzme yoğurdum var. Özellikle kavurmayı... Uf, sıçışmış. Böyle lavaş ekmekle yiyorlar. Şöyle of. Tam otantik, tam yöresel bir sofraya sahibim. Ayranım da bakraçla geldi. Özellikle rica ettiler. Dediler ki saçtan yiyin. Böyle ekmeği bana bana yiyin. Usulünde olsun. Acıyı çok koymuşum. Aman 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 aman. Ama çok güzel olmuş. Muzaffer ustamın ellerine sağlık. Ayranım da yayık ayranı. Ekşi ekşi. Yörükler en çok dana eti ve kuzu eti seviyorlar. Saç kavurmayı da özellikle kuzu etiyle yapıyorlar. Tadına doyum olmaz. Yemeğe devam ediyorum. Yörükler hayvancılık yapıyorlar. Hayvanları onlar için çok kıymetli, çok değerli. Sütlerini, yoğurtlarını, tereyağlarını, peynirlerini kendileri hazırlıyorlar. Daha doğrusu neyi kendileri yapmıyorlar ki? Bu bereketli sofralar Yörük kadınlarının, Yörük erkeklerinin ellerinden çıkıyor. Kim bilir bu ekmek tatlısı ne zamanlar yapılmaya başladı? Bence yokluk zamanlarında yapılmış. Gerçekten hamuru kendileri açıyorlar. Diyorlar unumuz var, suyumuz var. Hamur açalım, ince ince doğrayalım. Üzerine şeker atalım. Evimizde ne varsa cevizimiz, fındığımız. Çünkü yaylalarda yaşıyorlar. Ve ellerindeki malzemelerle hazırlamış oldukları bir tatlı. Ne güzel ki günümüzde de hala yapılıyor. Yani lezzetlerine o kadar sahip çıkıyorlar ki takdir etmek lazım. Kültürlerimizle, geleneklerimizle, özel lezzetlerimizle devam ediyoruz. Çok güzel. Fethiye'de Yörük Çadırı'na geldim. Burası da Yörük Müzesi. O kadar gerçekçi ki. İsmail Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ay, efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay, burası kaç yıldır var? Burası 17 yıldır. Siz mi yaptınız? Evet, şahsimize, evet. Yörüklerin hayat koşullarını anlatıyor. Evet. Siz de bir Yörüksünüz. Biz de bir Yörüğüz. Ben de atalarımın, dedelerimin buradaki yaylaya göçüşünü develeriyle, inekleriyle, atlarıyla, kuzularıyla, koyunlarıyla, çobanıyla bir sürüyü burada canlandırdım. Çünkü eskiden bu şekilde göçerlerdi. Kıl çadır Yörüklerin evidir. Evet. O kıl çadırda devenin üstüne sarılır, çocuk beşiğine varınca kadar, kabına kacağına varınca kadar, tenceresine varınca kadar hepsi sarılır. Bu şekilde yaylalara gelinir ve bu Yörük Bey'imizdir. Yörük Bey'i bazen göçün arkasında, bazen ortasında, bazen önünde olur, göçü kontrol eder. Bu şekilde yaylaya gelinir. Toroslar vardır, Güğübeli diye ünlü bir geçit.
Otoroslar benim dedelerimin yurtları ve otoroslarda 2000 rakımda yaylada sürüleriyle, atlarıyla çadırlarını kurarlar, kıl çadırlarını ve kabuk damlar vardır, ardıç kabuğundandır çatısı, kenarları taş duvarla örülür. Oralarda, o yaylalarda sürülerini otlatırlar ve ondan sonra orada sütünü, kaymağını, yoğurdunu, peynirini, tereyağısını orada temin ederler. Yörükler kendi yağınla, tuzunla kavrulan insanlardır. Doğayı seven insanlardır. Doğayı da, insanı, canlıyı yaşatarak yaşarlar. Kültürünü bu kadar çok seven, yaşatmaya çalışan insanları hakikaten çok takdir ediyorum. O takdir ettiğim insanlardan birisiniz gerçekten. Sağ olun. Sağ olun. Yörüklerin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kendileri üretirler, kendileri yerler, kendileri içerler. Evet. Omar dayımın katırı, neyi sarsan götürün. Omar dayımın katırı, neyi sarsan götürün. Ne ılaflar duydum ben, senin yüzden ötürü. Ne ılaflar duydum ben, senin yüzden ötürü. Oldu mu güzeli, oldu mu, laf yerini buldu mu? Bize kara bakanlar, Allah'ından buldu mu? Oldu mu güzeli, oldu mu, söz yerini buldu mu? Bize kötü diyenler, Allah'ından buldu mu? Ay çok güzel! Ay teşekkür ediyoruz, buyurun lütfen. Bu doğaçlama değil mi? Ay çok keyifli. Vallahi çok keyifli. Yörüklerimiz sahilden yaylalara çıktığında yarenlik düzenliyorlar. Yaren eğlencesi düzenliyorlar. Çalıyorsunuz, söylüyorsunuz, oynuyorsunuz. Maşallahınız var İsmail abicim. Yaylaya varmanın o serinliğin içine işte havası, suyu, otlakları, hayvanlar sevinmiştir. İnsanlar sevinmiştir. Ve yörükler kadınıyla, erkeğiyle toplanırlar, böyle bir yarenlik yaparlar. O sevinci kutlarlar. Ve işte biz de o sevinci burada yansıtmaya çalışıyoruz sizlere ve sayın izleyicilerimize. Burada inşallah türkülerimizle, oyunlarımızla o kültürümüzü yaşatacağız. Harika. Yörük kültürünü bilmeyenler, yeniden izlemek isteyenler için devam ediyoruz. Türküyle, oyunlarla. Buyurunuz. Cemilemin gezdi dağlar ve şehir. Cemilemin gezdi dağlar ve şehir. Ağustos. Ama üç gün oldu. Ben Cemilemden ayrılmışım. Haydi üç gün oldu. Ben Cemilemden ayrılmışım. Haydi kopar Cemile. Nasıl edelim biz bu işe? Nikahımızı kıysın, dünden gelin hoca Meriç'e. Kaydır bu bak Cemile, nasıl edelim biz bu işe? Nikahımızı kıysın, dünden gelin hoca Meriç'e. Harika! Ay çok güzel! Sizin enstrümanlara bayıldım. Alabilir miyim? Diğerlerini de alayım lütfen. Bileğinize bir şey takılıyor. Nedir bu? Badem kabuğu. Mısır alayım lütfen. Bir şey daha vardı. Ceviz kabuğu. Mısır. İsmail abicim, sevgili abilerim, bir çalar mısınız? Uydurmaya çalışayım. Oh,
Senin gibi yapamıyorum tabii kardeşim. Ay maşallah. O zaman hemen bir tane daha rica edelim. Ablam, abilerim lütfen. Gel kardeş. Çok süslü, çok havalı bir balık yapıyorlar. Tuzda balık hazırlıyorlar. Peki nasıl yapıyorlar? Ergun ustamdan öğreneceğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Güzel, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz abicim. Evet. Tuzda balığın sunumu evet. Da çok güzeldir. Evet. Böyle yana yana gelir. Evet. Aynen. Havalıdır şey. Yani. Evet, aynen. Değil mi abicim? Evet. Hangi balıktan hazırlayacağız? Bugün size kaya levrenden yapacağız. Bu mevsimine göre değişiyor balıklar. Buradan tutuyoruz kendimiz. Tamam. Kendilerimizi. Fethiye'nin denizinden evet. Çıkan evet, kaya levreyle hazırlayacağız. Aynen. Başka aynen. Hangi balıklarla tuzda balık yapıyorsunuz? Bu Orfoz, Laos, kaya levre. Yani o tür balıklardan yapıyoruz. Güzel. Lezzet farklı, balıklar farklı mevsimine göre ama hazırlanışı aynı. Tuzumuz evet. Özel. Evet, tuz özel. Kaya tuzu bu da aynen. Biraz iri öbürkü tuzla, normal tuza göre biraz daha iri bu. Güzel, tuzlar. Harika. O nedir? Bu sirke. Bu sirkeyle tuzumuzu yoğuruyoruz. Güzel, yumurtayla da evet, yumurtayla, parçalayacağız tamam. Değil mi? Sirkenin tamam, ne edeceğiz. Sirkesi olduğu, elma mıdır, yok. Üzüm müdür fark ediyor üzüm. Mu? Üzüm sirkesi. Evet. Farklı olması önemli mi? Fark yok, eder fark, yok etmiyor. Fark etmiyor. Fark güzel. Etmiyor. Yumurtamız var, limonumuz var, defne yaprağımız var, top karabiberimiz var, sarımsağımız var, bir de kaya levreğimiz var. Kaya levreği sabah erkenden geldi. Evet. Taze taze. Taze, canlı güzel ayıklandı, temizlendi. Evet. Bu pullu bir balık mıdır? Evet, pullu bu. Pullar ayıklandı. Yok, pullunla birlikte tuzla piştiği için tuzu içine almasın diye pullu almıyoruz. Almıyorsunuz. Evet. İyi ki sormuşum. Güzel. Pulları ellemeyin, dursun pullar. Harika. Harcımızı hazırlayalım mı? Evet, harcımızı buyurunuz hazırlayalım. Abicim. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Hem sarısını hem akını kullanıyoruz. Evet. Çimento gibi bağlayıcı özelliği var yumurta akının. Evet, o çok güzel bir kıvama gelecek birazdan. Balığımızın üzerine onunla örteceğiz. Yumurta sayısı önemli mi? Fazla önemli değil ama fazla korsanız yumurtayı biraz sert olur. Kırması sert. Zor olur. Kırması zor. Evet. Sirkesi benden. Teşekkürler. Sen bana yeterdi abim. Tuzda levrek birçok ilimizde yapılıyor ama harcında yumurtanın sadece akı kullanılıyor. Sarısı kullanılmıyor, bir de sirke kullanılmıyor, su kullanılıyor. Ama Fethiye'de yumurtanın bütünü kırılıyor, bir de mutlaka sirke oluyor. Her gün yapıyor musunuz tuzda balık? Tamam, müşterinin isteğine bağlı. Bu sipariş üzerine evet, hazırlanıyor sipariş değil mi? Evet, sipariş üzerine hazırlanıyor. Normalde 1 saatle 2 saat arasında pişer yani balığı küçüklüğüne büyüklüğüne bağlı. O zaman gelmeden evet. Önce arayacağız. Biz evet. Tuzda balık yiyeceğiz. 6 evet. Kişi izleyeceğiz mesela. Evet. Siz 6 kişilik hazırlayacaksınız. Evet, bir yerde geldikleri zaman söyleyecekler. Yani 1,5 saat bekleme süresi. Bekleyecekler. Evet. Gelmeden arayın.
Çok güzel kıvama geldi. Evet. Kendini gösteriyor zaten değil mi? Evet, aynen. Bir de balığı koyduktan sonra iyice kaplamak gerekiyor. Çatlamaması lazım, hava almaması lazım. O kısım da çok çok önemli. İşte ustalık gerektiren asıl kısım sarma kısmı. Kabuğuyla birlikte de koyabilirsiniz. Sonra onu sıyırması da çok kolay oluyor ve balığa hakikaten sarımsak çok yakışıyor. Bir deneyin isterseniz. Bunu bu şekilde hazırladım. Evet. Şimdi tuzunu hazırlıyoruz burada önce. Balık bende. Hayal evreyi. Tamamdır, şimdi balığımızı koyuyoruz. Balığımızı yerleştirelim. Evet. Odun fırında şimdi mı pişireceğiz? Yok, tüp fırında normal. Güzel. Piştiğini nasıl anlıyorsunuz? Bunun saati var. Belirli bir saati. Artık mesela balığına göre biliyorsunuz. Evet, büyüklüğü de küçüklüğüne göre. Normal bu balığın pişirme saati 1 saat 10 dakika veya 1 saat 20 dakika falan. Bekleyeceğiz normal, ama evet. Tuzda balık için beklemeye değer. Tuzda balık yapınca akla gelen ilk endişe de şu oluyor. O balık çok mu tuzlu olacak diyorlar. Kesinlikle. Hiç değil. Gerçekten bazen ben tuzda balık yediğim zaman, içini açtığım zaman tuz dahi ilave ettiğim oluyor. Evet, aynen. İlave yapılır. Çünkü içine tuz almaz hiçbir şekilde. Almaz kesinlikle. Ergun Usta'nın 250 derece ısıtılmış fırına özenerek hazırladığı tuzda balığı atıyor. Bir saat 15 dakika sonra çıkacak. Peki bu pişerken biz başka bir lezzet yapacak mıyız? Tabii. Ne yapacağız? Karides yaparız, kalamar dolma yaparız. Muhteşem olur. Karides farklı farklı oluyor. Kremalı. Ne yapıyorsun burada? Bu ne abi? Bu garson yemek çıktığı zaman garsonlar çağırmak için. Çalmıyor bu. Çalar, burada vardır. Ay kafamın üstünde bir şey var diyorum, o ne? Karidese geçelim. Karides için ne bekliyoruz? Karides için başlıyoruz. Ergun Usta'm karides için hazırlıklarını yaptı. Neler kullanacağız Usta'm? Evet, şimdi karides için maydanozumuz var, havucumuz var, kremamız var, tereyağı, dereotu ve karides. Karideslerimizi nasıl ayıkladınız? Yani sıcak suda falan bekletmeye gerek var mı? Yok. Küçükleri gibi? Yok, bekletmeye gerek yok. Direkt kabuğunu alabiliyoruz. Şu ayak kısımları vardı buradan. Ayak kısmından tutup çevirdiğimiz zaman kabukları çıkar bunu. Çok güzel. Kolay bir şekilde. Pratik yani. Evet. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz peki? Öncelikle tereyağımızı, karidesimizi pişiriyoruz. Hay hay. Ocağımızı yakalım. Tereyağımızı tavanın içerisine alalım. Sonra karidesleri kesecek miyiz yoksa bütün? Yok, bütün. Bütün. Güzelce kızartalım. Bir kepçe şimdi dolusu tereyağını koyduk, kısık ateşte kızartacağız. Evet. Türk sofralarına çok fazla alışık değiliz ama ne kadar mutfağımıza katarsak o kadar faydalı. Çünkü çok şifalı bir lezzet. Ay! Alevleri seviyorum. Tamamdır. Ergun Usta harikasın. Şimdi havucumuzu rendeleyip. Ben rendeleyeyim usta. Biraz koyacağız onu. Rende işi bende. Tamam. Şimdi biraz maydanoz. Krema geliyor karidesin üzerine.
Ergun Usta'm iftiharla sunar. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tuzda balık yaptık. Fırında pişiyor şu anda. Karidesimizi de hazırladık. Ben şimdi sofraya gidiyorum. Acaba soframda başka hangi güzel lezzetler var? Fethiye'de Ergun Usta'mla birlikte çok özel lezzetler yaptık. Tuzda balık yaptık. Bir de üzerine karides hazırladık ki kremalı, havuçla muhteşem görünüyor. Maydanozla da güzelce soteledik, tereyağında kızarttık onu. Ama farklı güzel lezzetler de var. Ezmem var, kalamar dolması var ki dilimlemişler, muhteşem görünüyor. Deniz börülcesi var, şakşuka ve kızartmam var, patlıcan salatam var, bir de mercan balığı kızartmışlar. Ergun Usta'm bir de sos hazırlamış. Sosun içerisinde neler var dedim. Sarımsak, zeytinyağı, nar ekşisi ve maydanozdan hazırlamış sosu. Bunu da özellikle yiyeceğim. Balığın üzerine dökeceğim. Bakalım tadı nasıl olacak, çok merak ediyorum. Zaten evet, Ergun Usta'm bana doğru geliyor. Yana yana tuzda balık geliyor. Fethiye'de çok özel bir lezzet tuzda balık. Janjanlı janjanlı. Abici muhteşemsiniz. Şöyle alabiliriz lütfen. Fırında 1,5 saat pişirdik. Tuzla sardık. Kaya tuzu kullandık. Yumurta kullandık. Bir de sirke kullandık. Güzel bir harç elde ettik. Kaya levreğinin içerisine top karabiber koyduk, defne yaprağı koyduk ve limon dilimleri koyduk. Sonra tuzun arasına yerleştirdik ve kapladık. Buyurunuz ustam lütfen. Çekit çıktı mı? İnşaata başladık çekiçlerle. İşte işin erbabı. Balık göründü. Kaya levreği içerisinde çok özel lezzetler var. Pullu bir balık, kaya levreği. Ama Ergun Usta'm pullarını sıyırmadım dedi. Zaten o tuzun içerisinde pişeceğinden hiç pulu kalmayacak demişti. Usta'm çok güzel pişmiş. Fileto vereceksiniz bana. Evet. Defne yaprağı, limon ve top karabiber göründü. Yeterli ustam, teşekkür ederim. Sağ olun, ellerinize sağlık. Ustam özenerek çok güzel bir lezzet hazırladı. Bana da yemesi düşüyor. Nasıl anlatsam o kadar güzel olmuş ki. Karidese geçmek istiyorum. Krema gerçekten balığa çok yakışıyor. Ne kadar güzel süslemişler. Mercan balığımın yanında patateslerim de var. Fethiye'ye yolunuz düşerse hem kendiniz için hem sevdikleriniz için tavsiyem, bu güzel lezzetlerin mutlaka tadına bakın.
Bugün Fethiye'nin güzelliklerini sizlerle paylaştık. Yeni rotamız için yola devam vakti. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.